Merhabalar, hayırlı günler, hayırlı cumalar arkadaşlar. Cumanız mübarek olsun. Yamuk mu? Bakayım böyle. Olabilir. Evet, dün de ben biraz düzelttim olabilir. Olabilir. Evet arkadaşlar, bugün günlerden Dünya Kadınlar Günü. Tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Evet. Emek veren, emeğiyle, hakkıyla yerine getiren herkesin Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Güzel bir açılış yaptın, evet. Bugün biz bayağı bir yorulduk. Alışverişe çıktık eşimle, alışverişten geldi. Aynen. Malum. Bu. Dur. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz da düzelt. Tamam. Kameraman biraz şey yazarsın diye. Oldu. Malum Ramazan ayı yaklaştı, kaldı iki günümüz. Dedik hemen bir alışveriş yapalım. Ramazan'da da gideriz ara ara. Bismillah'la başlayalım o zaman. Ne diyelim? Başlayalım şöyle galiba. Hemen ilk önce çıplaklı alışverişimize başlayalım. Şöyle bol miktarda bugün yani iki tane maydanoz aldım. Maydanozlardan şöyle. Maydanozlar zaten bu hafta 69 mu neymiş. Ben normalde de çok alırım yani. Evde yemeği çok seviyorum. Şöyle maydanozlarımı aldım. Ondan sonra şöyle yeşil biber aldım. Yeşil biberi benden başka yeni olmadığı için bana böyle bir tane yiyor, şey yetiyor taze taze. Evet. Her gittikçe alıyorum. Şöyle taze biberimiz var. Ondan sonra limon aldım. Şöyle limonumuz da bulunsun evde. Salatalarda kullanmak için. Bol miktarda şöyle salam aldık. Şöyle bir salamları çıkartayım dışarıya. Ege Türk aldık gene. Evet, şöyle bildiğiniz salamlardan aldık. Biz hep sahur vaktinde yemek yemiyoruz arkadaşlar. Yani kahvaltıyla yıllardan beri öyle alışkınız. Normal bazıları çorbadır sıcak yemek yer ama biz hep kahvaltı türü yaparız. O yüzden dedim salam alayım. Ekmeğine koyarlar. Şöyle salamlarımız var. Arkadaşlar bu arada ben gene araya gireyim de. Biliyorsunuz ki biz de YouTube'da değil Instagram'da da varız. Sizin sayenizde gene hızlı bir büyüyüş yaptık Instagram'da. Evet. Kopmaz Ailesi 43 diye. Arkadaşlar biz orada yani YouTube'da yapamadığımız şeyleri orada yapabiliyoruz. Yani bir tane reklam gösterebiliyoruz orada. Bir şey gösterebiliyoruz. Evet. Story bölümünde. Evet. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz gibi koca bir Çin firması var. Orada kuponlarla eşya dağıtabiliyoruz. Yani daha ucuz alabiliyorsunuz. Story'de tıkladığınız kuponu görüp de %30 daha çok cebinize paranız kalıyor. Bizi takip etmek bu konuda bence çok mühim. Para cebiniz kalması için. Evet, bir de şöyle bir şey. Diyelim ki mesela yani örnek olarak bu salam şimdi indirime girmiş. Biz bugün diyelim ki video koymayacağız. Hemen bunu böyle Instagram'da gösteriyoruz ki size daha hızlı ulaşsın diye. Evet. O yüzden Instagram'ı takip ederseniz daha hızlı böyle şeyleri YouTube'a koyamıyoruz. YouTube bunu reklam kabul ediyor. Onun için bize kızıyor. Evet. Böyle şeyi Instagram'a koyuyor. Story bölümü. Kormaz Ailesi 43 Instagram sayfamızı takip edebilirsiniz. Evet. %30 indirimler var arkadaşlar. Ondan sonra şöyle hemen tekrardan sucuk aldık. Sucuklar klasik zaten her yerde olduğu gibi 12 euroya burada da. Burada 12 euro. München tarafında 17 euroymuş. 18 euroymuş. Yani burası genelinde evet. Fiyat. Normalde 13 oluyor. İndirim diye yazıyorlar işte 12 euroya. O yüzden şöyle. Ondan sonra şöyle hemen tekrardan 2 tane çekirdek aldım. Bunların içerisinde zaten az çıkıyor yani böyle kocaman paketmiş gibi görünüyor da 150 gram. Hiçbir şey değil. İki kişi oturdu mu başına çıt 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 benim gibi. Bir kişi de senin gibi maşallah. Aynen şöyle hemen iki tane çekirdeğimiz var. Şimdi arkadaşlar biraz şey hanım daldım bir şeye. Falan çıt 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 daha hızlı yiyor. Çekirdekleri aynen çekirdeği seviyorum. Heyecanım daha çok hızlı yiyor. Ondan sonra şöyle hurma aldım. Vallahi bugün Türk Bakkalı çok kalabalıydı. O yüzden böyle tam düzgün bakamadım. Ben de dedim hemen idarelik zaten hurmayı alayım. Ondan sonra değişik gittiğim yerlerde daha alırım. Hemen gittiğimiz her yer doludu çok ya. Çok kalabalıydı bugün. Acayip aynen oldu öyle. Ya. Hava güzel Almanya'da. Güneşli mi? Soğuk var. Evet. Evet şunları gösterince biliyorum bana kızacaksınız ama uzun zamandan beri bunları bıraktıydım gene başladım. Tiryakiniz zor bir şey. Kötü şey alışkanlığı bırakmak zor oluyormuş. İki tane daha aldım bunlardan. Çünkü hani hep sağlıksız. Hanımın kaldırdı ha. Görsünler ha. Sağlıksız dedikleri için iki tane daha aldım. Bakalım. Arkadaşlar bizi biliyor sağlıksız. Emeği olmuyor. Yapamadık. Bayağı mecbur kaldık. Almıştım. Ondan sonra şöyle hemen taze et aldım. Bu da böyle kuşbaşı eti. Bir saniye bakalım. Bunun fiyatı kaç paraymış? Dana kuşbaşı etlik. Kilosu 10 euroymuş. Bu çok güzel oluyor zaten. Boyun eti yani yumuşak oluyor. Evet. O yüzden biz süt danası falan almıyoruz. Süt danası yemiyoruz. Süt danası niye yemiyoruz arkadaşlar? Ben böyle diyeyim. Vallahi içim açıyor onun için.
Anlıyorum. Evet. Zaten et konusunda eşim çok şeydir yani, her eti de yemez. Mesela ette bir tane yağ görürse asla ona çatalını değirmez. Sulu etleri asla yemez. O yüzden çok nadir şeyler yediği için. Hem biliyorsunuz ki bizim hayvan sevgimiz çok. Yani bu konuda süt tarlasının kesilmesine karşıyım ben. Yemen. Evet. Almam da yemen de. Yani aynen. Şöyle hemen el şeyi, kolonyası, bunlar çok iyi oluyor. Yani evet. Çanta için birazcık büyük ama ister arabanıza koyun, ister bir yere koyun, hemen elinizin altında. Bize kolonya bağımlılıyorlar. Her yani gittiğimizde Allah nasip ederse Türkiye'ye gittik mi şeyde alıyoruz. Büyük bardakların içerisinde oluyor. Tabii yolda içiyoruz onu ya biz. Hep onlardan getirip geliyoruz o yüzden. Şöyle hemen devam edeyim. Arkadaşlar bu arada Kaufland'a, İki Türk Bakkalı'na ve Aldi'ye gittik. Aldi'ye gittik, evet. Aynen öyle. Şöyle bugün farklı yumurta aldık. Gezen tavuk yumurtası. Bakalım gezen tavuk yumurtası bu sefer tavaya girerken ne yapacak? Ses mi çıkaracak? Konuşacak mı bize? Benim lezzetim biraz daha fazla diye böyle ötecek mi bilmiyorum. Bakalım deneyeceğiz. O yüzden iki tane bundan aldık. Şöyle hemen. Yumurtamız var. Yumurtayı niye azaldım? Normalde evimizde de var. 30 tane olması lazım. Evet, benim o. O yüzden yumurta bize çok fazla gelmiyor. Bir de bu. Onun için aldık. Bir de o normal boğurun halsında bunun arası çok bir şikayet yoktu. Dedim deneyemedim. Evet. Onun için aldım. Benim için hani her zaman söylüyorum. Yumurtanın rengi hiç fark etmiyor. Zaten kırdıktan sonra yumurta aynı şey. Mesela bunlar sarı yumurta. Bir yerde başıma gelmişti. Benim çocukların kindergarten'de kahvaltı vardı. Oraya yumurta haşlayıp götürmüştüm. Birisi demişti ki işte keşke beyaz getirseydin ya da keşke sarı getirseydin. Bir de insanlar böyle de seçiyorlar. Kimisi beyazı yemiyor, kimisi sarıyı. Vallahi bilmiyorum. Benim için fark etmiyor. Yani yumurta yumurtadır. Ne diyeyim hanım, zor. Aynen. Çok zor. Şey gerçekten. Biz insanlara ulaştığımız için zor. Çok değişik şeyler var gerçekten. Şöyle hemen bulaşık makinem için tuzunu aldım. Şöyle dursun evde diye. Ondan sonra şöyle eşim bir tane zevk miydi, bunun ismi neydi be? Hardal, evet. Hardal. Tatlı hardal. Tatlı hardal. Hardal var. Ondan sonra bir tane şöyle konuşan turşu aldık. Bir tane mi onu? Bir tane aldık çünkü daha bizim geçen de değişik bir marka almıştım. Açılmadık, duruyor depomuzda. Şimdi bu ana yaşanabilir Türkiye bilmezler. Buranın turşuları arkadaşlar şekerli olur. Şekerli turşu. Evet, ben severim. Hakikaten evet. Ben severim yani. Sevmiyor olabilir ama ben hakikaten seviyorum. Yani. Türkiye'deki salatalık turşuları daha farklı. Bunlar da şekerlisi. Biraz buranın değişik şeyleri var yani böyle. Evet. Birbirini tutmuyor. Şeker deyince şey pekmez gibi değil yani. Gene ekşi şeker de. Şeker tadı var içerisinde. Evet, hafif de var. Evet. O yüzden yani insanlar mesela Türkiye izine gittiğinde burada olmayan şeyleri alıp getiriyorlar. Yani çok normal getirmeleri. Evet tabi. Farklı lezzet, illa bir değişik oluyor. Özlem oluyor. Şöyle yine toz ekmeklerimizi aldık. Artık toz ekmeklerde biz küçüğe döndük. Makinamız bu küçüklerin iki tanesini sığdığı için rahatlıkla hep böyle hemen bizim bir var. Eski makinemiz var. Yani yıllardır kullanmadık. Ya gavur gibi yapıyor ya. İki dakikada bir şişiyor ya. Evet. Nasıl çalışıyor yani amasız şeyi ya. Şeyi çok, elektrik gücü çok iyi. 850 watt. Vallahi acımıyor ya. Korkmaz'ı aldı. Korkmaz onun gününde var ya. Evet. Yani. Şöyle tekrardan beyaz ekmeklerim var. Ekmek de aldım. Artık Ramazan ayında ekmek fark etmiyor. Yani cumartesi, pazar. Her zaman pideciler kapının önüne geldiği için. Evet. O yönden rahat oluyor. Şöyle salatalık aldım. Ondan sonra şurada sepetimiz var. Sepetimizde de şurada bir tane dolgulu donatım var. Onu Melih yesin birazdan. Bitirdik bile. Şöyle Semih'im şey aldı. Spor yapanlar için böyle kuru kuru, yani tadı tuzu yok da. Herkesi ilgilendiren bir tat değil böyle. Yani herkes almaz. Ayrıca gençlerin yediği sporla ilgili böyle tahıllı bir şeyler. Şöyle hazır. Tortilya. Hazır yufka değil işte. Dürümlük yufkalar. Geçenlerde mangal yaptığımızı da almıştık. Çok güzel oldu yani. İçerisine, çok pratik arkadaşlar hakikaten. Evet. İçerisinde evinizde ne varsa yani. Köfte olur, tavuğunuz olur, sosisiniz olur. Salatayla sarın gerçekten çok güzel oluyor. Doyurucu bir şey. Bunun hemen. Bunun iki çeşidi var. Bir şey buğdaylısı var. Böyle var. Mısırlı. Mısırlıyı önermem arkadaşlar. Mısırlı çok acayip mısır kokuyor. Ama Trabzon yöresinden gelenler yiyebilir bence. Evet. Onunla alışacak o konuya. Mısır ekmeğinin aslında lezzeti çok daha değişik ama Türkiye'deyken halam çok yapardı.
Burada yapmadığım için şu an nasıl yapıldığını bile bilmiyorum yani. Mısır ekmeği aslında çok güzel bir şey. En azından benim damak tadıma şey tadıma uyuyor. En normal tabi. Sen de Trabzonlu olduğu için. Evet. Şöyle hemen yine gördüğünüz gibi. Bunlardan da yapıp sarabilirsiniz içerisine. Seviyorsanız. Evet. Balık burgerlerde. Şimdi balığı göstermiş ya hanım. Yani biliyorsunuz ki bu fiş tepsiyonu şey çıktı. Demir problemi çıktı. Evet. Çoğu yerde ucuzlamış. Kimse almıyor. Belki de siz de duymuşsunuzdur. Duymayanlar varsa her gittiğiniz marketlerde fiş tepsiyonları şu an indirimde görebilirsiniz. Zaten haberlerde de çıkmıştı. İçerisinde zararlı bir madde çıktığı için demir çok demir evet. Önermiyorlar. O yüzden siz de duymadıysanız söylemiş olalım almayın. Eskiden kaç para? 4-5 oluşunu 2.20, 2.50'ye veriyorlar paket. Koca paketleri. Evet. Kimse yanaşmıyor duruyor orada. Aynen öyle. O yüzden alan yok. Ne demiş? İnsan adı çıkmaya kala. Şöyle kızlara yoğurt aldım evde bulunsun diye. Şöyle XXL bunları nereden aldık? Kaufland'dan. Kaufland evet. Kaufland'dan. Evet yazıyor zaten. Şöyle büyük XXL mozzarella peynir aldık. Bunlar bildiğiniz taze peynir yani böyle kendinizde yaptığınız taze peynir. Tuz yok tadı yok ama iyi niyetim. Evet ama çok güzel oluyor ya. Biz bunu sevdiğimiz için şöyle iki tane bundan aldık. Bu da böyle yalan olmasın paketi 1 euro 49 muydu? 1 euro 69 mu? Daha ucuza geliyor işte o civarda geliyor. Öyle bir şeydi ya. Galiba. Evet. Öyle aldık bunları. İsterseniz mesela tam şimdi zamanı Ramazan ayı geldi. Eğer künefe seviyorsanız künefeyi içerisine bu peynirden koyun. Şimdi o bunu değindiğin güzel oldu. Türkiye'den çok yeni gelen Almanya insanlar var. Bir gün tutup kamera görsün de mozzarella'yı. Yani. Evet şöyle göstereyim. Abi soruyorlar diyorlar ki misalen Instagram'da çok soruyor hanıma. Diyorlar ki şlaksane nedir? Yani nerede evet. Bulurum yani? Nasıl bir şey bulurum? Evet. Bu da künefe için birebirdir. Evet. Künefe için künefe yapmak isterseniz gözü kapalı yani. Çok güzel içerisinde uzayıyor. Çok da güzel oluyor. Bunu yapabilirsiniz. Mozzarella evet. Künefeye kullanabilirsiniz. Künefe vardı bir de balık kesilen şeysi vardı ya. Möşmerim. Allah'ım. Möşmerim yıllar oldu yemeyeli. Ben onu çok severim. Biz hep arabayla... Allah'ım yok mu balık kesildi hoca bize bunu. Allah. Balık çok oldu. Aynen. Geldi ha. Biz hep normalde giderken işte burada. Balıkesir tarafından geçtiğimiz için Bigadiş'ten geçiyoruz. Orada Bigadiş'te hep durarız. Zaten oraya girdiğiniz mi onların en ünlü şeyleri Höşmerim helvası. Ya Yusuf abi aklıma gel getirdi sağ olsun Balıkesir'i de o. A benim sarı abim ya. O yüzden. Allah getir bir de bana. İnşallah nasip olursa gidince bol bol alır yeriz artık Höşmerim. Evet ya da bir şey Balıkesir dönür bulacağız kendimize yapacak bir şey yok. He o da olabilir. Yani. Evet iki tane oğlumuz var Balıkesirli kız arıyoruz. Evet. Bize Höşmerim getirecek Allah korkusu olan... Allah'tan korkan, kuldan utanan, evet. İyi kalpli insanlardan bekliyoruz. Aşk gözü olmayan, aşk gözü olmayan. Önemli olan bu aşkı. Bazıları şakamızı şey zanneder, ne diyorlar ona? Gerçek zannedebilir ama tabii ki şaka. Sipariş üzerine gelin mi olur Allah için ya? Şimdi oğlum kimi seviyorsa gelin mi oluyor, kızım da kimi seviyorsa damadım mı oluyor? Bazen yeri gelmişken de buradan söyleyeyim. Instagram'da Melih'ime çok yazıyor. Ben çünkü Melih'imi paylaşıyorum. Semih'im izin vermiyor. Semih. Melih'ime de böyle çok yazıyorlar. Ay ne kadar böyle efendi birisi, işte Melih'in kız arkadaşı falan var mı diye. Lütfen Melih'im çok kızıyor. Melih'imin kız arkadaşıyla ilgili bir şey sormayın. Melih'im kız arkadaşı aramıyor. Aramıyor. Anlayan anlamıştır. Evet. Bu arada Çorum'a bol selamlar. Melih'ime çok soruyorlar evet, çünkü. Evet. Çorum sevdiğim memlekettir. Şeyde arkadaşım da gelir abi oradan. O yüzden. Emin abim de gelir oradan. Çorum'a selam olsun. Evet. Çok sordukları için hani işte... Melih istemiyor birisini yani. Ona göre yani. Doluyuz. Aynen. Şöyle hemen geçelim tekrar alışverişimize. Bu tereyağları da bu hafta Kaufland'da 1.39 değil mi? Evet. 1.39'a alın koyun çünkü tatlıda falan yani baklava yaparken tereyağı çok lazım oluyor. Evet. Zaten bize gereken malzemeler bu ayda cevizimiz, tereyağımız, tatlı malzemeleri, şekerimiz. Şeker de indirmeydi ama ben almadım. Çünkü bizim şekerimiz yeterince var zaten. Bizde bereket bol var ya. Evet. Allah olmayanlara versin. Allah olmayanlara versin. Şöyle hemen çikolatalar aldık. Yavrum. Ben de şey yapmak istiyorum. Şöyle dur. Ha. Şöyle. Genelde nedir? Ben bunları seviyorum. Ben birazcık benim huyum iyi değil. Yemek konusunda ben biraz arkadaşlar çok seçerim yani. Seçiciyimdir. Böyle çok fazla tatlı şeyime gitmeyen şeyleri falan yemem. Vırın kıvırır. Evet o yüzden bunları seviyorum. Şimdi misalen bu yana görünüz arkadaşlar. Yani bir insan bunu rahat bir paketini yer yani. Şu paketini. 6 tane var içinde bir tanesini yarımını yiyor. Evet. Yani bir tanesini derken şu paketin içinde bir tanesini yiyor. Bir tanesinin yarımını yiyor. Ben yarımını yerim. Ondan sonra ölüyor.
Kesinlikle dışarıdan aldığım pastalarda, tatlılarda işte yumurta içerisinde ne varsa, yumurta kokan şeyleri asla yemem. Öyle de bir huyum vardır yani. İşte aslında iyi hani değil ama. Kaç senedir evliyiz abi. Evet. Aynı şeyler. Vallahi yoruldum yumurta daha. Yumurta kokan şeyleri falan asla yemem. Yoruyor insanı, bir yoruyor. Yoruyor. Yani benim gittiğim yoldan siz gitmeyin. Aslında aman, güzel bir şey değil. Önünüze geleni siz yani sevdiğiniz şeyleri yiyin. Ben biraz öyle takıntılıyım. Hocun dediği gibi. Benim dediğin yapın, beni yaptığın yapma. Hayır, benim gittiğim yoldan gitmeyin bir şey. Öyle şey işte. Şöyle tekrardan çikolataları aldık. Ondan sonra. Kit Kat. Bir tane daha çikolata aldık şöyle. Lion. Bundan sonra şöyle mini kırmızı turkla bisken aldık. Bunlar da koca torba görünüyor ama bayağı büyükmüş içerisinde. Evet. Kaufland'dan aldım. Fiyatı da 69 kuruş mu öyle bir şeydi. Bence Turkland ailesinden en yani güzel yiyişi olan evet. Budur. Yani çok insan dokamıyor da. Evet. Mesela geçen aldığımız Türkiye turpları yemiyor onlar ya. Çok beyaz sert. Beyaz turp almışım. Turp hakikaten çok sertti. Ha. Hiç böyle kestiğimde suyu falan şey olmadı. Turp insanı yormayacak. Uzun turp var ya. Onlar güzel. Bir onun de bunlar güzel. Evet. Öbürkünden çok işe yaramaz. Aynen öyle. Ondan sonra hemen şöyle bir tane iceberg marul aldım. Ondan sonra adeta şöyle muz aldık. Hoppala düşme. Şöyle muzumuz var. Muzu hep biz mümkün oldukça az miktarda alıyoruz. Çünkü çok fazla tüketilmiyor. Hep böyle sararıyor evde. Evet, biz çok meyve yemiyoruz. Çok yemiyoruz evet. Ya açık konuşalım. Biz öyle sağlıklı yaşamı sevmiyoruz biz öyle. Şöyle tekrardan iki tane daha süt aldım. Yoğurt yapacağım. Ondan sonra ben genelde hep iki tane bir şey yapıyorum. Yani iki litreden yoğurt yapıyorum. Böyle 4-5 litre yapmıyorum. Taze taze yapıyorum. Taze taze bitsin diye. Şunu geçenlerde denemiştik. Şöyle gösterdi. Geçen bir arkadaş yazmış aldı. Balisto diyor. Doğru kabul evet. Ediyor. Balisto. Balisto'nun adı var. Çok beğendiler. Bugün tekrar böyle aldık. Bunlar Aldiler'de değil mi? Evet. Aldiler'de şöyle. Evet. Bu da gayet güzel ve şu bizim artık herkeslere söyledim bunları. Kullandığımız şampuanlar 10 numara 5 yıldız. Yani pahalı pahalı marka bile. Yani biz gittik 9 oraya 10 oraya şampuan bile aldık. İsviçre'den gelen şampuan bile aldık. Yani evet. Hakikaten yani iş aramadı. En güzeli bu. Evet. Çok güzel gerçekten. Yani en güzel hakikaten bu. Yani bunu alın hiçbir şeyiniz kalmayacak. Instagram'dan da geçen gün böyle anlatırken anlamamışlar. Bana sordular. Gösterdiğiniz şampuanı nerede bulabiliriz diye. Hep biz Kaufland'dan alıyoruz. Gerçekten çok çok güzel. Biz daha önce eczaneden bile almıştık yani. Evet. Eşimin dediği doğru. 12-13 oraya şampuan alırdık ama gerçekten bu hakkı yani veriyor. Hakikaten bu hiçbir şey kalmıyor. Ne kaşıntı, ne kepek, ne yağlanma, ne kuruma. Hiçbir şey. Saçlarınızın her şeyinde, parlamasında her şeyinde çok etkili gerçekten. Çok güzel. Hakikaten bak fiyatına kalmayın ya. Fiyatı ucuz. Ama hakikaten çok efektif yani. Evet. Büyük aynen. Markalara eke. Aynen öyle. Hatta biz diyelim fiyatı uçtu yukarıya. Eklem İlk başta da gösterdiğimizde çok uygundu değil 79'du, mi? 79'du, şimdi 1.25 oldu. Evet, daha şey galiba. Bilelim mi? Öyle bir şey olması lazım. Lan konuşmuyorum daha iyi, valla gitmiş fiyatı yukarı çıkıyor. 18 dakika olmuş hanımcığım. Tamam o zaman. Ne konuştun maşallah gene bunu ya, vallahi. Hep diyorum ki videonun başında hemen böyle hızlı hızlı yapıp kapatayım ama sohbet de gerekli oluyor böyle. Gerekli yerde gerekli konuşman lazım. Ya alışveriş herkes gösteriyor, sıkıntı o değil ki. Evet. Yani niye bak çıkar torbadan bunu al, müser yani çok iş yapıyor, ben de görüyorum. Mesela bin alışveriş falan gösteriyorlar. Bunu aldım diyor. Arada küfür ediyor. Çok tutuyor mu? Aynen öyle. Yani biz böyle daha çok sakin, muhabbetli olsun bu işler. Sohbetli. Mesela son birkaç videomda bile yani bir şey de yok. Normal sohbet ettim. Hatta her seferinde iki videoda söylüyorum da geçenlerde videolarımız çok kişiye düşmüyordu. Dedim düşenler bize yorum yazsın diye. Çok teşekkür ederiz. Bir sürü yorum oldu. Bizim takipçilerimiz de böyle. Bize yorum yazın deyince yazıyorlar. Eğer bir şey demezseniz onlar kendilerinden hiçbir şey yazmıyor. Allah sizi biraz tuhafsınız ha benim gibi. Biz tuhafız, siz tuhafsınız. Aynen. Yani bazen lan diyorum ordu gibi insan arkamızı diyorum. Yani kolay şimdi bir an söyleyeyim 18.900 abone mi oldu yalan yok. Evet. Yani bazen bir bakıyorum lan 5 yorum var lan bunda. İnsan nerede ya? Ama gerektiği yerde de gerçekten hani Allah razı olsun bir duaya sıkışalım, bir şeye sıkışalım işte bize dua edin. Yani, yani. Bize şunu yapın dediğinde gerçekten insanlar hemen yazıyorlar. O yüzden herkesin kendi şeyi. Maksat sizle hayatı paylaşmak. Yani burada aldığımızı göstersek ne olur, göstersen olur. Faydanız da bu işten. Ucuzun ne var onu görürsünüz. Siz aynen de alıyorsunuz yani. Bu konuda çok biz hayır duası aldık yani. Başka evet. Bir şey değil bu yani. Başka bir iş değil bu niyeti.
Aslında yani burada size bir şey göstermiyorum. Burada habire göstermiyorum, kahve göstermiyorum. Hayır ya. Herkesin evinde alabileceği, herkesin ulaşabileceği alışverişi biz de yapıyoruz. Yani. Ne oldu? Melih abi ne oldu? Melih'inden selamlar. Melih'im senden özel şey gönderdim. Selam gönderdim. Tamam. Galiba. Selamlar yerine vardı. Hayır benim baba gittim. Onun için almışlar da selamı. Şu yakışıklı Melih'im var ya. Şu Melih'im bir başka ya. Yani. Vallahi var ya arkadaşlar, biz her zaman söylüyorum, videoyu da kapatmak istiyor. Biz bu YouTube 20 dakika oldu. Biz bu YouTube kanalımızı aslında şimdiye kadar belki de uzun sürmeyecekti. Ben böyle yaklaşık bir sene sonra falan kapatmak istedim. Anca. Yani anca. Bir sene oldu olmadı kapatmak istedim, dedim hani yapamayacağım, şey yapmıyorum diye. Allah razı olsun, Melih'im bana hep destek çıktı. Dedi ki anne gel ikimiz video çekelim, emek verdik bırakmayalım diye buralara kadar geldik. Evet, şimdi arkadaşlar bazen size diyelim ki günlük videolarımız bakışları az gözükebilir. Hani gözükebilir ama bizim videomuz çok olduğu için bizim genel bakışımız çok. Evet. Hakikaten aşırı çok yani. Aşırı çok bakış alıyoruz. Yani bu binlerle değil 10 binlere çıkıyor bu bakışlar günlük. Aynen. Onun bir bakanımız için mesela bir tane videoya bakıyor. Aa, bakalım bunda da ne var diye diğerlerine de bakıyor. Yani, o yüzden biz görüyoruz. Yani abone sayımızın olarak. Şimdiki abone sayımızın 6-7 katını alıyoruz günlük aynen bakış olarak. Melih'imi yani görmüşken de hemen onu söylemek istedim. Allah razı olsun Melih'imi. Burada emeği çok var. Bana her seferinde hadi anne, hadi anne kapatmayalım diye 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 buralara geldik. Forma selam olduk. Leple o yüzden Allah diye razı olsun. Allah Melih'imi gönlüne göre versin. Amin. Hadi bakalım, amin. Videomuzu burada kapatalım. Hadi bakalım. Görüşürüz.